Yukarıdayız. Öf, Zaten özellikle. Portekiz'e mağlup olmuşuz. Tamam mı? Tası tarağı toplayıp gitme durumundayız. Bir de golü yedik. İsviçre'den 1-0 yenik durumdayız. Semih falan girdi. İkinci yarı böyle. Evet. İlk önce Semih 1-1 yaptı. Sonra biz nasıl çağırıyoruz biliyor musun? Böyle mektup yazıyoruz. Hadi Arda, gol geliyor mu? Bir son dakika golü mü falan diye. Bizim yönetmen arkadaşlar da gayet güzel görüntülerle bir şey hazırlamışlar. Sonra sana Çok onu büyük. göndereceğim. Muhteşem. O golün Seve seve abi. tamamen Çok yer iyi. kamerasıyla görüntüleri var. Bence attığın en Hala muhteşem gol o o. golü gördüğümde gözlerim gerçekten çok dolar. Ama o işte abi, takımdaşlık çok önemli. Hep bu hikayeyi anlatıyorum. Ya. Ya orada Tuncay abinin yaptığı muhteşem bir şey var yani. Dakika 90 yavaş yavaş geri geliyorum. Çok da ağır oluyorsa. Yani benim de fizik kalitem Tuncay abinin yanında bir hit sayılır. Yavaş yavaş gidiyorum. Tuncay abi diyor ki Tuncay abi diyor ki gelmesin. Yani sonuç olarak Kal. benden 6 yaş büyük. Fenerbahçe kaptanlığı yapan. O da gole yakın star bir oyuncu. Yani burada böyle bir şey demesi, böyle bir şeyi görmesi, böyle bir şey düşünmesi bile. Hani sen kal, ben senin yerine koşarım. Hani halbuki şöyle diyebilir. Arda gel biraz geri bakalım hani. Dese ne diyeceksin? Tabii. Ama Değil mi? tabii büyük olarak takımda. Arda sen kal diyor orada, bekle, ben hani gelirse hemen sana atarım. Yani Tek hem topla abi da kardeşlik oynuyor. hem say he, evet hem abi kardeşlik hem saygı sevgi hem de güven. Yani onun star olduğu yerde seni daha da star yapıyor. Daha da öne koyuyor. Evet. Düşünsenize. Yani şimdi Galatasaray'la Fener'le Beşiktaşlı dostlar hani bazen bunda işte takılıyorlar. İşte böyle hayatta, bak Fenerbahçeli. Ben Galatasaray'ım ama uyum, başarı nasıldı? Ya bir de baksanız ikimiz de sol kanatta oynuyoruz. Bütün maçları Tuncay abiyle beraber oynamışızdır abi takımda. Yani Aha. Tuncay abi içeride oynamıştır. Bazen de içeride oynamıştır ama hep beraber oynamıştır. O gün tabii o golde hani bekle demesinin çok büyük katkısı var. Bekledim ben çünkü. Hani orada birebir de yakalayınca Lichtsteiner miydi? Juventus'un sağ beki sonra işte. Evet. O da içeriye doğru çekince. İçeriye doğru çekince bir alan geldi. Tabii yağmurlu ama vurdum. Birinden sekti. Gitti, gol oldu. Ama Ama muhteşem goldü ya. evet, o gün etkili oynamıştım. İlk yarı özellikle. İkinci yarı daha az topla buluşuyorum. Tabii çok ağır daha. Çok Yağmur mücadele var. peki. Ama tabii oradaki taktik değişiklik de önemli. Hoca hemen iki değişiklik yaptı. O sahaya uygun olmayan oyuncuları, yani aklında öyle düşünmüştü. Hı. Gökdeniz abiyle Tümer abinin de ağrısı vardı. İkisini aldı. Normalde maça çok iyi başladık. Gökdeniz abi, ben, Tümer abi, Tuncay, Marco Aurelio. Önde de Niyar. Yani çok yetenekli bir kadro. Top bizdeydi. Maça çok iyi başladık. Yağmur işi bozdu. Yağmur olunca mecburen hoca taktik değişiklik yapmak zorunda kaldı. Evet, iki forvete dönünce daha baskılı bir oyun oynamaya başladık. Yani tabii çok gitti geldi maç. Futbol şansı da elimizdeydi. Ama tarihi bir maç oldu yani. Gerçekten muhteşemdi. Benim bile tüylerim diken diken olur hala izlerken de Hala duyarsam da. Yani. gözlerim dolar. Yani kalabalıkta falan filan hiç çaktırmam böyle. Ve hala gözlerim dolar. Çok çok etkilenirim. Ya Şey senin aslında muhteşem. Çek Cumhuriyeti maçı da ondan sonra öyle zaten yani. Tabii Düşünsenize abi. Hırvat maçı, Çek 2-0 Cumhuriyeti geriye maçı. 2-0 geriye düştük. Maç Ya. 3-2 oldu. Böyle üst üste atladık. Seviniyoruz. Hamit abi böyle 3 asist, 3 asist. Dedim o ne ya? 3 asist yaptım. 3 asist. Sonra baktım gerçekten bütün golleri asist Hamit abi yapmış. O anda farkında değiliz. 3 asist yapıyor. Hamit abi falan yani abi, muhteşem oyunculardı ya. Yani hem muhteşem oyuncu Hamit abi de muhteşem de insandır yani. Almanya maçı bittikten sonra soyunma odasındaki gözyaşlarını hatırlıyorum. Yani böyle hani milli takım seçme durumları falan, hani Almanya'ya geçen gurbetçi kardeşimiz falan filan. Keşke diyorum o sahneyi bir film olarak çekseydik de hani o kardeşlerimize gösterseydik o Hamit abinin gözyaşlarını o gün gördüğüm yarı finalde. İşte tabii abi bunları yaşayıp da sonra işte milli takım formasıyla güldü falan hani şeyleri duyunca insanı çok ağrına gidiyor be. Yani o günleri düşününce, o günlerden buralara gelince işte insan bunları yediremiyor aslında. Duygusallığı bunlara yapıyorsun. Sonra biriktiriyorsun. Bu tepkiler böyle çıkıyor. Arda Diyor ki mesela dur lütfen buyur abi. Türkiye'de bazı şeyler değişmek zorunda. İnsanlar Evet sadece doğru manşet diyorsun. peşinde koşmak. Ya İnsanlar sadece şimdi şöyle hani bir şeye gidiyorsun böyle hani bir şey hani sinirlenesin ya şöyle gülerek gidiyorsun. Oradan bir evet. karede alıp senin adam diyor ki Tabii. güldü. Ya kardeşim neye güldün? Hayatımda belki de son defa Dünya Kupası'na gitme şansım. İzlanda'yı yenersek gidiyoruz.
Adam bir hafta bizi çalıştırmış. Demiş ki kardeşim İslamlılarla kafaya çıkmayın. Kafaya onlar vuruyorlar. Kafaya çıkmayın, düşen topu alın. Daha ilk topa iki kişi kafaya çıkmışız, gol yiyoruz. Yani sen şimdi buna bu kadar çalıştığın şeye üzülüp bazen de ben çok sevinince hüngür hüngür ağlıyorum. Bazen çok kızdığımda da öyle bir gülümseme alıyor benim. Şimdi yani sen bu insanın duygusal tepkisini alıyorsun. Milli takımda güler. Ben ne milli takımda güleceğim? Milli takım için canımı verdim ben. Milli takım için tendonum yırtık. Luis Enrique nereye gidiyorsun dedi. Kalktım geldim milli takımda oynadım. Yani o yüzden işte bunlar öyle bir duygusal şey yapıyor ki abi birikim. Ömür boyu insandan gitmiyor biliyor musun? Ömür boyu yükü üstünde kalıyor. Ya burada bir şey söyleyeceğim sana. Bunların hepsini unutman lazım. Çünkü insanlar seni anlayamazlar, anlamak istemezler. Onlara manşet lazım. Evet abi. Hiç gerek yok bunlara. Evet, çünkü ileride bir teknik adam olacaksan böyle çok şey söyleyecekler. Bunları at bir köşeye. Bir gün bir tweet gördüm abi. Bir gün bir tweet gördüm. Bak nasıl hissedersin. 100. milli maçıma çıkacağım Eskişehir'de. Şöyle bir tweet var. Ot atıyorum 5 Kasım mı 5 Ekim? 5 Ekim'de Arda 100. maçında yuhalanacak. Tahmin mi yani ediyor? Yani hayatta bir tweet atmış öyle. Diyorum ki ben hayatta hiç 100 kere ülkene hizmet etmiş biri. Ya boş ver Arda'yı Ahmet'i Mehmet abi. Hiç 100 kere ülkesine mi hizmet etmiş biri yuhalanır mı ya? Sahaya çıkmadan önce. Çok enteresan. Ya. Ben bu bakış açısındayım. Şöyle söyleyeyim. Eğer biz senden biraz daha yaşça büyüksek hani söyleyebileceğimiz sana en dostça tavsiye. İnan bana bunların hiçbirisini görmemezlikten gelmen lazım. Çünkü yaptığın işi çok zor yapabilmek abi ya. Için çok zor. Abi çok zor. Katılıyorum. Çok zor. Ben o oyunu oynayamıyorum. Oynayanlar var ama ben o oyunu oynayamıyorum. O yani, benlik bir şey değil. Ben bunu görüyorum. Ben bir kahvede alayım mı sevgilim ya? Uğraştırdım ama karımı. Sevgili eşimi. Ya çok selam. Ondan aldık seni selam. Birazcık. Bak 51 dakikadır seni ondan ayırdık. Kusura bakmasın. Şöyle göstereyim. El salla sevgilim. Biz de sevgili Aslan'a el sallayalım buradan. Kusura evet. Bakmasın. Yakalamışken seni tutuyoruz şimdi. Ya buradan evet. Kahve biz gönderelim diyeceğim ama. Ben abi evde yapacak bir şey yok. Kahve su, çay yapacak bir şey yok. Arda, itibarsızlaştırma çağındayız. Hepimiz itibarsızlaştırılıyoruz. Evet. Sen de, ben de, Melih de, Ahmet de, evet. Mehmet de. Çünkü bu sosyal medya evet, böyle evet. Bir şey. Otomatik olarak sana bir yük yüklüyorlar. Otomatik olarak yapmadığın şeyleri görüyorlar. Ya geçenlerde bir tane böyle çok sevdiğim bir arkadaşım var. Evet. Oğlum Arda dedi. Geçen gün birine saydırdım Twitter'da. Oğlum ne yapıyorsun saçmalama. Oğlum rahatlısın dedi. O insanlara hak verdi. Oğlum manyak mısın dedi. Oğlum insanların içinde çok yük var dedi. Yani seni hiçbir zaman görmeyeceğini, duymayacağını bilerek sallıyorsun sen onu dedi orada. Ama işte böyle değil. Yani anladın mı?